uzun yıllar doğal taşlarla ilgili bilgi birikimini yapmıştır. Hoş geldiniz Tuna Hocam. Nasılsınız? Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Çok şükür sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim Gizemciğim, beni davet ettiğin için sağ olasın, var olasın. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Hocam sizler sağ olun, var olun. Görüşmeyeli ne var ne yok. Özledim sizleri. Sağ ol canım, çok teşekkür ederim. Bildiğin gibi aynı eğitimler. Biraz sürprizlerim var yeni yılda. Çok farklı, biraz daha üst boyuttan. Daha bilgelik içeren eğitimler geliyor yeni yıl için. Onların hazırlıkları içindeyim. Tabii taşlar ilk göz ağrım. Onlar hiçbir zaman bitmez ve bitmeyecek. Ama çok daha değişik eğitimler geliyor, gelmek üzere. Evet. Harika, gelsinler o zaman. Gelsinler. Heyecanla, keyifle bekliyoruz. Bildiğim kadarıyla 5 Ocak'ta kristal bilinç eğitiminiz başlıyordu, değil mi? Evet, 5 Ocak'ta haftaya Çarşamba akşamı başlıyor. Oo, hadi bakalım. Tam bir hafta kaldı. Evet, hadi bakalım. Yolculuğa çıkacağız. 16 hafta sürüyor Wow, benim eğitimim. Oldukça geniş kapsamlı ve birçok yöntem anlattığım, aktardığım bir eğitimdir. O yüzden uzun soluklu. Yani zaten taşlar öyle bir günde, 2 günde anlatılacak bir şey değil, bir yöntem değil. Doğada 4250 tane taş var. Tabii ki bunların hepsini anlatmıyoruz. Çünkü kullanılan taşlar var ve kullanılmayan taşlar var. Bunların içinde insanın sağlığı ve şifaya yönelik, tabii ki bizim meridyen, çakra ve aura dediğimiz spiritüel anatomimizi dengeye getiren çok önemli taşlar var. Onlar üzerinde ciddi anlamda duruyoruz. Yapılarını, iç yapıları, dış yapıları, renkleri, formları hepsinin üzerinde durarak anlatıyoruz Gizemciğim. Evet, senin de arkanda güzel şeyler görüyorum. Evet, Senin benim de taşlarını görüyorum orada. Çok yaptıklarım güzel. var. Evet, kendi yaptıklarım var genelde. Bunlar kolyeler, bunlar bileklikler. Bunlar böyle çok güzel hayat ağaçları. Hayat Bunlar da çok işime ağaçları yarıyor. tabii ki. Evet, Mesela bu mangolar. hayat ağaçları için bir ders sadece hayat ağacı anlatıyorum. Spiritüel anlamda Sembolik hayat olarak ağacı da çok. nedir? Tabii bunun içinde kabalistik bir hayat ağacını anlatmak durumundayım. Her ne kadar bütün kültürlerde bir hayat ağacı metaforuna rastlıyorsak da esası hayat ağacı dediğimiz o sefirotik ağaç sistemidir ki o hem evrene hem de insanın yapısına tamamen küçük bir modeli, mikrokozmos dediğimiz o çok önemli yapıya tekabül ediyor. Sırf o hayat ağacı için tabii ki oradan sezgiselliğe geçiyoruz ve lapis lazulisi veya safiri anlatabilmek için lacivert dediğimiz o parlament laciverti dediğimiz taşları anlatabilmek için o hayat ağacı modelini sadece bir derste anlatıyoruz Gizem. Wow, çok güzelmiş hocam. Ben de detaylarla ilgili tekrar bir konuşayım sizinle. Kayıt yaptırmamışsın. İnşallah. Belki son dakika öyle bir kendimi kaydettirebilirim. Tamam. Peki. Peki canım. İnşallah. Buyurun. Peki hocam, sorularımıza şimdi genel bir soruyla başlamak istiyorum. Bu hastalıklarımız bize nasıl şifa olur? Doğal taşları hastalıklarımızda nasıl kullanabiliriz? Hastalıklara nasıl etki ediyor bu doğal taşlar? Şimdi tabii ki ilk önce doktora gidiyoruz. Bilimi kesinlikle göz ardı etmek yok. Hastalandığımız zaman mutlaka ilk başvuracağımız yer doktorlarımız. Oradan teşhis konuyor. Teşhisten sonra aldığımız ilaçların yanı sıra tamamlayıcı tıp dediğimiz taşlara başvuruyoruz. Ama taşlar bütüncül bir çalışmanın içinde yer alır. Ne demek bütüncül bir çalışma? Sadece taşı aldım, bilekliği koluma taktım veya kolyeyi üstüme taktım. Hastalığım geçti. Yok böyle bir şey. Kimse kimseyi kandırmasın. Böyle bir sistem, bir iyileştirme, şifalandırma yöntemi yeterli değildir. Bütüncül çalışma dediğimiz zaman neyi söylemek istiyoruz? İlk önce ki bu bizim eğitimlerimizde de yer alıyor. Algımızı değiştirmemiz lazım. Ondan sonra hastalığımız bedenimizin hangi organındaysa o bedenin o organı bizimle konuşur.
der ki sen böyle böyle düşünüyordun. Çünkü düşünce sistemi çok güçlü bir frekanstır. Duyguyu yaratır, eylemi yaratır, davranışı kadere kadar gider bu iş. Dolayısıyla ilk tohum düşüncedir ve düşünce çok yüksek bir frekanstır. Vücuttaki bu hastalık sana sinyal verir. Vücudumuz çünkü bilge yanımızdır ve sana der ki birinci aşama, de ki kolum ağrıyor, omuzum ağrıyor. Birinci aşama geldi o işaret. Sen onu kale alırsan ve dersen ki bu kol bana ne anlatıyor, benimle nasıl konuşuyor, ne demeye çalışıyor dediğin zaman sol kol mu, sağ kol mu, hepsinin bir ifadesi vardır. Kol genelde şunu ifade eder, omuz şunu ifade eder. Ben çok yüklüyüm. Sol tarafta geçmişten getirdiğimiz yüklerdir. O yüklerden özgürleşmezsen senin kolun ağrımaya devam eder. Ama ilk sinyali almazsak evren ikinci bir sinyal daha getirir. Ne der? Bu sefer sol kolunda bir kireçlenme başlar, omuza kadar gider. Yani dozu artırmaya başlar. Bu ikinci safhadır. Yine almadık diyelim bu işareti. Çünkü gerçekten bizimle konuşan bir sistem var beden üzerinden. Almadık işareti, üçüncü safhada bu sefer çok ağır hastalıklar gelir. Nedir o ağır hastalıklar? Kanserdir veyahut da ölümcül hastalıklardır. Bu üçüncü safha. Zaten oraya geldikten sonra geriye ne kalıyor dördüncü safhayla? Onu da kale almazsa o zaman göç başlıyor. Buradan gidiş ve başka bir boyuta göç etme durumu kalıyor. Demek ki evren seninle dört safhada konuşur. Birinci safha bir ufak ağrı, ikinci safha ağrıyı genişletir, başka bir organa götürür. Üçüncü safha ölümcül bir hastalıkla gelir, dördüncü safhada öldürür. Bu sinyalleri, bu işaretleri artık bilincimizin genişlemesi gereken, farkındalığımızın artması gereken bir dönem yaşıyoruz. Bilincin yeni, çünkü yeni bir çağa geçiyoruz. Devre sonundan bahsediyoruz. Yani çok uzun zamandır, son 50 yıldır insanlık bu devre sonuna hazırlanıyor. Ne ile hazırlanıyor? Tüm bilgiler bir kere açığa çıkıyor. Üstümüze akın akın enerji çalışmaları geliyor. Reiki furyasıyla başladı. Arkadan aksesler, kristaller, işte tetalar, aklınıza gelebilecek bir sürü yöntem. Bunların hepsi kişinin ihtiyacı doğrultusunda karşına gelir. Mesela sen kristallere odaklanmışsın, aksese odaklanmışsın ama bunun gibi piyasada, piyasa sözcüğünü çok sevmiyorum ama spiritüel alanda diyelim 200'ün üzerinde şifa yöntemi var. Ve herkesin ihtiyacı neyse, çünkü karşımıza gelen her şey ihtiyaç doğrultusunda geliyor. Bu şifa yöntemleri kimine reiki ile gidiyor, kimine kristalle gidiyor, kimine işte başka çalışmalarla gidiyor. Karyopraktik gibi farklı manuel terapiler de Evet, var. esas amaç seni yeni çağ dediğimiz o altın çağ, yani devre sonu bittiğinde geçilecek olan beşinci boyuta hazırlanmak. Ne demek bu hazırlanma? Çünkü beşinci boyut, yeni çağ çok yüksek enerjili. Yani foton kuşağı adını verdiğimiz titreşimsel bedenlerimizin ışıkla genişlediği bir döneme geçiyoruz. Ona uyumlanabilmek için, o döneme ve geçeceğimiz çağa uyumlanabilmemiz için enerjimizin genişlemesi ve büyümesi gerekiyor. Bunlar da böyle takviye olarak geliyor. Eğer biz sadece bilişsel olarak bu enerjimizi yükseltemiyorsak, o zaman bir taşın yardımına başvuruyoruz. O zaman bir enerji çalışmasının yardımına, reikisi, aksesi, şusu busu, onların yardımına başvuruyoruz. İşte esas amaç farkındalığı geliştirmek, bilinci, realitenizin yükselmesi ve hastalıklar, eğer ki sorunun ana teması, ana fikri sorunuzun hastalık ise, bunları birinci safhada yakalamaktır. Gözüm seyiriyor, şuramda gözümde bir şey var. Yakala, yakala, görmek istemediğin ne var etrafında? Çünkü her bir organ seninle konuşur ve bir anlamı vardır. Eğer ki sağ gözüm seyiriyorsa,
ileriye yönelik göremediğim perdelenmiş bir şey vardır. Dur ben bu perdeyi bir kaldırayım, görmeye çalışayım gibi sana bir bilgi verir. Bu da birinci safhada yakalamak gerekiyor. Eğer ki farkındalığın artık gelişmişse. Bunun üzerinden konuşmak lazım Gizemciğim. Hastalıklar hakkında. Değindiniz hocam. Bana da genelde danışanlarım diyor ki işte midemde şu çıktı ya da dizimde bu Evet. çıktı. Mide diyorsa Evet. diyorum ki mide ne işe yarıyor? Hazmetmeye, değil mi? Neyi Evet. hazmedemiyorsun hayatında diyorum. E işte O hocam onu sorarsan diyor çok şey var bu. hazmedemediğim. Soracağım. Tabii ki Yani. soracağım ki sen içinde tuttuğun o enerjileri dışarıya çıkartabilirsin. Freud'un bize armağan ettiği en önemli konu o hani divana yatırma olayı ve konuşturma olayı var ya. Evet. Ne diyoruz? Freud'un aktarımıyla içinde tuttuğun her enerji hastalık yapar. O halde biz bu enerjiyi dışarı çıkaralım. Ya konuşalım ya yazalım. Aynen öyle. Yazmak da Çok çok büyük bir teşekkür ederim. farkındalık getirir. O yüzden mutlaka içte tutulan enerji blokajlara neden olur, çakraları tıkar ve bunların hastalık olarak bize dönmesine, geri dönmesine, dönmesine neden olur. O yüzden bu yöntem tabii ki senin mide ağrılarıyla gelen kişilere sorduğun bu soru çok anlamlı bir soru. Kişinin farkındalığını geliştirir ve konuşturmak lazım orada kişiyi yavaş yavaş, kademe kademe, birdenbire değil. Çünkü kişi hazırlıksız gelir. Hazırlıksız geldiği zaman ne yapıyor bu kadın der. Onun için mutlaka tedrici dediğimiz adım adım, basamak basamak kişinin konuşmasına yardımcı olmak lazım. Evet. Evet, kesinlikle hocam çok doğru. Peki şimdi hastalıklardan bahsedelim biraz daha hocam. Buyurun. Neden oluyor hastalıklar? Mineral eksikliğinden, işte yediğimiz hormonlu gıdalardan, bazen nefes alamamaktan gibi gibi. En başında ama genelde duygular var sizin de bahsettiğiniz gibi. Evet. Şimdi diyelim bu sıralar en çok gelen şey bana yorgunum. Bir türlü kendi enerjimi dengeleyemiyorum. Hangi taşı kullanmam lazım? Genelde insanlarımızın şu an yakındığı konu bu. Onlara ne taş önerelim hocam? Şimdi Gizemciğim böyle biri geldiği zaman ben ne dedim? Taşlar bütüncül bir çalışmanın içinde yer alır. Yani sadece yorgunluğunu giderecek olan böyle mucizevi sonuçlar verebilecek bir sistem değildir taşlarla çalışmak. Kişiye yorgunluğunun sebebi çok fazla düşünmekten ve bu düşüncelerin negatif düşünceler yani kaygı, endişe, korku, yarın ne olacak gibi kişiyi yıpratacak ve enerjisini düşürecek hayat enerjisi, prana dediğimiz çok önemli bir hayat enerjisi var. Ve bu hayat enerjisi bedava. Tanrı bunu bize bir armağan olarak vermiş. Bütün tradisyonlarda yaşam enerjisinden bahsedilir. İşte doğuda prana deniyor, ki deniyor, çi deniyor. İslamiyet'te ilahi nur deniyor, Yahudilikte şehina deniyor. Dolayısıyla hangi tradisyona bakarsanız bakın bir yaşam enerjisinden ve bu yaşam enerjisini boşu boşuna sarf etmek yani nasıl sarf edilir? Bu sarfiyatı nasıl yapıyoruz? Negatif duygu ve düşüncelerle. Yani kişi eğer ki teslimiyetini kullanmazsa, akışta olmazsa, bunun bir filmin içinde bir illüzyonik bir dünyada yaşadığımızı fark etmesi, her şeyin bir Matrix'in içinde cereyan ettiğinin farkında değilse, bütün kontrolün onda olduğunu zannederse bir zan içindedir. Zaten insanoğlunun en yıprandığı alan bu zannın içinde yaşamasıdır. Halbuki düşünceler meditasyonu mutlaka önermeniz lazım. Mutlaka o düşüncelerin taştan önce meditasyonu. Ve ondan sonra taşla birlikte meditasyon. Önce bir zihni susturmak, düşüncesizlik boyutuna getirmek. Bilgelik demek, Gizemcim, bilgelik demek, düşüncesiz farkındalık demektir.
Bak bu çok önemli bir bilgidir. Çok güzel Düşüncesiz farkındalıktır. Fark edeceksin ama düşüncesiz olacaksın. İşte yorgunluk, tabii ki günlük işlerinin yanı sıra yaşadığı streslerden ayrı yarın korkusu, yarın kaygısı. Acaba ne derler? Acaba şöyle mi, böyle mi diye insanın zihinsel bir geviş getirme durumu onun enerjisini, pranasını boşu boşuna sarf etmesine neden olur. Bir kere burada kişiye yardımcı olmak lazım ve bu konuyu fark ettirmek lazım. Bu birincisi. İkincisi meditasyon önermek lazım. Üçüncüsü o enerjisini yükseltmek için birkaç taşımız var. O taşı bir tepsiye koyarız ve öneririz. Seç bakalım bunlardan. Enerjiyi en çok yükselten taşlardan bir tanesi tabii ki hepimizin bildiği ametisttir. Bu işte bu. Ama ametistin yanında mutlaka bir pembe kuvars kullanmak lazım. Çünkü ametistle pembe kuvars yan yana geldiği zaman evet çok güzel. Auraları çok geniş bir aura oluşturuyor. Ametistle pembe kuvars bir araya geldiği zaman frekansları çok çok iyi birbirlerine rezone olabilecek iki tane taştır. Biri gönlü rahatlatıyor. Huzura kavuşturuyor. Öbürü zihinsel bir simya oluşturuyor. Hangisi? Ametist zihinsel bir simya oluşturuyor. Rahatlatıyor. Her ikisi de huzur ve sevgi içine artı sizin önerileriniz ve de afirmasyonlar verdiğiniz zaman alın işte bütüncül bir çalışma. Çok güzel hocam. Teşekkür ederiz. Peki şu da çok konuşuluyor. Özellikle şimdi bu taş satan yerlerde böyle sık sık görüyoruz ya içi taş dolu su şişeleri. Bu Evet. taşlardan hangileri suya konulup içilir? Bu taş dolu su şişeleri sizce gerçekten verimli midir? Onlardan edinmemiz gerekir mi? Bunu da ben sormak Şimdi istiyorum. Gizemcim bu soru bana çok sorulur ve benim bu konuda hassasiyetim vardır. Her taşı önermem. Bu su şişelerini de üstü eğer taşın üstü kapalı değilse önermem. Yani çünkü ezbere taşlar suyun içine atılmaz. Her birinin bir moleküler yapısı vardır. İyileşeceğinize toksik yapıları yüzünden siz de zehirlenme yoluna gidersiniz. Çünkü tabii moleküler yapısına, atomik yapısına bakmak lazım. İçeriği nedir bu taşların diye. Mesela en çok Birçok obsidyen taş falan görüyorum. Obsidyen koyuluyor, kristal kuvars koyuluyor. çok Onları büyük görüyorum. yanlış. Benim açımdan tabii ki kimseyi eleştirmiyorum. Her kristal eğitmeni farklı bakıyor bu işe. Ama bana sorulduğu zaman şunu söylüyorum. Kristal kuvars, bir tane tamburlanmış kristal kuvartsı alabilirsiniz ve bunu damacanınıza atabilirsiniz. Ama bir taşla o suyu canlandırdığınız zaman, çünkü canlandırma ve onu aktif hale getirme durumu oluyor kristal kuvarsla. Bunu bile diyorum, günde 3 kere 5 damladan fazla taşlı sudan içmeyiniz. Lıkır lıkır başka suları. İçtiğiniz su bardağının içine 5 damla taşlı sudan atın ve öyle için. Çünkü niye? Onun da açıklamasını vereceğim. Evet, çünkü kristal kuvarsta sadece silisyum dioksit var. Şimdi lıkır lıkır içtiğiniz zaman bu taşların sularını içleri silisyumdan oluştuğu için siz bu taşların çünkü bu moleküler yapı molekülün enerjisi suya geçiyor ya siz o suyu içtiğinizde uzun vadede 6 ay içinde 5 ay içinde silisyumun yaratmış olduğu midede gastrit, ülser, röflü gibi hastalıklara neden oluyor. Bu açık ve seçik bir şekilde 20 yıldır bu eğitimleri veriyorum. Bu 20 yılı içinde deneyimle ispat edilmiştir. Yani birçok kişi bana eğitime veya işte rehberlik almaya geldiklerinde benim midem çok ağrıyor diye geliyorlar. Tabii önce hayatında neler oluyor diye soru soruyorum. Çünkü mide ağrıları mutlaka bir algı bozukluğu veya bir düşünce yapısının bozukluğundan kaynaklanıyor. Ama bunun yanı sıra ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz diye soruyorum. Onlar da mesela birçok kişiyi dinledim.
Bir tanesi çıktı dedi ki 6 aydır kan taşının suyunu içiyorum. Böyle bir şey bir arkadaşımız önermiş, bir meslektaşımız önermiş. Bir sürahinin içine kan taşını atıyor ve bunu lıkır lıkır bütün gün içiyor. O sürahi bitiyor. Bakın kan taşının içinde alüminyum vardır. Yani yapısına baktığınız zaman Ve alüminyum kalkınca vardır. maksimum alıyorsun. İşte bu kadar alüminyum toksik bir maddedir ve sen bunu içtiğin zaman zaten silisyum içeriklidir de aynı zamanda 6 ay içinde kız kıvranıyordu böyle. Onun için ben bu konuda hassasım, dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum ve eğitimlerimde ben eterik kristaller diye bir eğitimim var Gizem. Bu tarz kana karışacak olan taşların suyunu veya işte mesela tozunu rendeliyorlar, sütün içine atıyorlar. Benim eğitimlerimde böyle bir şey yok. Ben şifa üzerinde duruyorum. Ben ezoterik bir yapıyı anlatıyorum. Kana karışacak olan bir şeyin bir şifacı, aslında şifacı sözcüğü de doğru değil. Şifacının vermesi gerektiğini düşünmüyorum. Kana karışan her şeyin bir doktor tarafından, bir bilim adamı tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de bu suları önerdiğim zaman dikkatli olunması gerektiğini ve bunun da bir reçetesi olduğunu düşünerek ve benim de aldığım eğitim, zaten böyle bir eğitim aldım. Tam da yapıma uygun bir eğitimde bu durumda dikkatli olunması gerektiğini söylüyorum. Çünkü toprağın altında siz o taşa ne karışıyor bilemezsiniz ki. Taşlar bazen moleküler yapı olarak birbirlerine karışırlar, birbirlerinin rengini alırlar gibi gibi yaklaşımlar var. Daha dikkatli olunması gerekiyor. Kesinlikle hocam. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum ben size. Normalde ben mesela diyelim ki şu tarzda dizimler yapıyorum. Ama bazıları diyor ki hocam işte bende şu var, içine şundan da koysanız, bu var, bundan da koysanız, hepsini bir tane bileklikte toplasanız nasıl olur diye. Mesela iki tane ondan, üç tane ondan. Bu hakkında siz ne düşünüyorsunuz hocam? Tamam, Gizem bak bizim çalışmalarımızda taşlar niyetle çalışır. Yani ondan iki tane koyacağım, bundan üç tane koy. İster üç koy, beş koy, iki koy, bir koy. Fark etmez, bir tane bile koysan orada seni iyileştirecek olan, senin isteğini, dileğini, arzunu yerine getirecek olan taş değildir, niyettir. Peki niyetse bana şöyle bir soru sorabilirsin. Madem niyet, o zaman taşı niye kullanıyoruz? Niyet edelim, bu iş olsun. Niye kullanıyoruz onu söyleyeyim. Çünkü her yerde söylüyorum bunu. Evren belli bir seviyede titreşir. Evrenin bir titreşimi vardır. Diyelim ki evren budur ve 1000 Hz'te titreşiyor. Sen ise niyetini o 1000 Hz'lik, senin niyetin şurada. Çünkü biz egosal varlıklarız. Korku titreşimine tabiiz. Endişelerimiz var, kızgınlıklarımız, öfkelerimiz var. Yani egonun yaratmış olduğu birçok negatif duyguya sahibiz. Dolayısıyla bu saf bilince rezone olma durumunda değiliz. O 1000 Hz'de ise biz 500 Hz'deyiz. Şimdi ben niyet ettiğim zaman bu 500 Hz'den 1000 Hz'e kadar bir katalizöre ihtiyacım var. Katalizör senin niyetini hızlandıran bir araçtır, bir enstrümandır. Dolayısıyla diyorum ki benim 500 Hz'imi evrenin seviyesi olan 1000 Hz'e getirebilmem için ben bir ortak almam lazım kendime. Yani bir 500 Hz ihtiva eden bir sitrini alıyorum. Ve ben sitrini elime aldığım zaman onun enerjisi, ki içi enerji yüklü varlıklardır taşlar, benim auramı genişletiyor, büyütüyor. Ne demek auranın genişlemesi, büyümesi? Benim yükselmem demektir. Yani sitrin ve ben bir ortaklık yapıyoruz, bir sinerji yapıyoruz. Dolayısıyla 1000 Hz'e yükseliyorum. İşte bu. İşte bu Gizemcim. Taşı bunun için kullanıyoruz. Taş bir katalizör vazifesi görür ve niyetin senin evrenle buluşur
rezonans kanunu gereği ve onu oldurtabilirsin, sağlığına kavuşabilirsin. Sonra ne diyorlar? Aa, stream mucizeler yaratıyor işte, para akıyor. Hayır, stream para akıtmıyor. Senin niyetin, stream senin enerjini yükseltti ki kolektifle irtibatta olabilesin veyahut da yüksek benliğine, Rab seviyesine yükselebilesin ve oradan sınırsızlıktan sınırlı olan bu üçüncü boyuta istediğini tezahür ettirebilirsin. Sistem böyle çalışıyor. Kesinlikle katılıyorum hocam. Çok haklısınız. Peki, bunun dışında şöyle sorular da çok geliyor. Daha önce de konuşmuştuk bunu ama çok sayıda taşın kullanılması. Mesela böyle bileğimde benim 4 tane bileklik var. İşte bir yüzük var, burada bir şey var, içimde başka bir şey var, burada başka bir şey var. Buna ne diyorsunuz? Kimisi der ya böyle İstediğin 4 taş kadar var. taşı kullanabilirsin. Sen rahatsız olmadığın müddetçe, sen onları taktığında fazla geldi hissi olmadığı müddetçe, istersen buradan buraya kadar bileklik tak, hiçbir yan tesiri yoktur. Sen kaldırabildiğin müddetçe, kaldıramadığın müddetçe, öf çok geldi galiba dersen, o zaman azaltırsın ta ki kendini iyi hissettireceği noktaya kadar, gelinceye kadar. Evet. Her taş her taşla kullanılabilir. O taş o taşla kullanılmaz. Onun frekansı bunun frekansına uymuyor gibi bilimsel yaklaşım. Bak, bu yaklaşım bilimsel bir yaklaşımdır. Biz ezoterik öğretilerin içindeyiz. Bilimsel yaklaşım şunu söyler Gizemciğim. Der ki bir taşın oluştuğu bölgede bunun bir oluşum frekansı vardır. Sıcaklığı vardır. O sıcaklıkta mesela ametistin olduğu yerde lal taşı mesela oluşamaz. Niye? Çünkü lal taşının oluştuğu yer altı katmanındaki o sıcaklıkla, o basınçla ametistin basıncı ve sıcaklığı aynı değildir. Dolayısıyla lalle ametist aynı şeyde oluşamazlar. Ama gel gör ki öyle ametistler var ve öyle ametistler sattım ki ben, içinde laller oluşmuş ametistler. Bak. Şimdi diyorlar ki ametistle lali sakın beraber kullanma. Niye? Çünkü onunla ya ezoterik çalışma demek senin özünü takip etmek demektir. Eğer ki sen ametistin içinde oluşan bir lal görmüşsen, Tanrı'dan daha mı iyi biliyorsun sen bunu? Tanrı'nın yolunu takip etmen lazım. Bilim korteksle çalışır. Ama Tanrı'nın yolu öz kalple çalışır. Senin gönül bölgen diyor ki lalle ametistten güzel bir bileklik yap ve tak, şurası diyor. Şurası korteks, bilim. Şurası kalp. Kalp diyorsa bununla bunu kullan. Evet, kullan. Çünkü yolumuz ezoterik bir yoldur. Yolumuz özün yoludur. Ne Yani güzel. üniversitede jeoloji dersi vermiyoruz. Biz taşları kişinin gelişimi için, kişisel gelişimin içinde yer alır taşlar ve bütüncül tekrarlayıp duruyorum. Sen özünü takip edeceksin. Yolun seni Tanrı'nın yoludur. Kesinlikle. Her zaman mesela soruyorlar böyle kararsız kaldım. Şunu mu alsam, bunu mu alsam? Gösteriyorum ona. Bak eline al, incele, bir gözünü kapat, hisset. Bak bakalım Tamam. sana ne hissettiriyor? Hangisi seni daha iyi hissettiriyor? Bazısı diyor ki Evet. şunda ben çok iyi hissettim. Bazısı diyor ki hiçbir şey hissetmedim. Biraz daha Evet. bekletiyorum, acelen yok. Biraz daha konuş onunla, bak bakalım enerjisi nasıl. Ona göre önce bir bedenin bakalım söylesin sana neye ihtiyacın olduğunu. Sonra ben zaten sana önerilerde bulunurum diyorum. Sonra yine sonuç olarak geliyoruz ki onun kalbinin hissettiği şey ona zaten en doğru gelecek şeymiş. İlk İşte başta bu. ben hep bunu yapıyorum gelene. Önce sen bir bak, bir beğen bakalım bu kadar çeşidin arasında neyi seçeceksin? Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten biliyorsun yani, kişi taşı seçmez. Taş kişiyi seçer. Niye? Kuantum alanında, çünkü taşların da bir frekansı var. Bir ses yayarlar, bir ısı yayarlar, bir renk enerjisi yayarlar ve elektriği yayarlar. Zaten enerji demek ne demek?
Bu dört tane saydığım ses, renk, ısı ve elektriği ihtiva eden o çok büyük ışık enerjisine verdiğimiz addır. Dolayısıyla siz bir taş şeyine girdiğiniz zaman, dükkanına girdiğiniz zaman sizin de alanınızdan bir ses yayılır, bir nota yayılır. Bu ses frekansını orada bulunan taşlar çeker ve size ihtiyacınız olan taş size uzaktan göz kırpar. Sonra da siz ne yaparsınız? Doğru o taşa doğru gidersiniz ve dersiniz ki ya bu taş beni çekiyor. Ben bu taşın enerjisine ihtiyacım var. Ben bunu alacağım. Bakın, yalnız bu ihtiyacın olan taşı almamak lazım. Bizim eğitimlerimiz biraz daha farklı bir eğitim etraftaki eğitimlerden. Biz diyoruz ki evet tamam güzel çekti, aldı, çok da beğendin, taktın. Ama bizim için önemli olan senin hiç beğenmediğin taşı almandır. Sana hiç göz kırpmayan, kafasını çevirmiş olan taşı bana göster derim. Bak 300 tane taş var benim dükkanımda. Bunlardan bir tanesini hiç beğenmediğin, sana göz kırpmayan taşı bana göster. Ah bu der mesela. Bunu niye beğenmiyorsun? Başlar işte bana kocamı hatırlatıyor da bilmem. Tamam işte gel bana diyorum veya ya bir şey yok üf istemiyorum görmek anlatmaz. Bu ne demektir biliyor musunuz? O kişinin içinde barışık olmadığı, kabule gelmediği bir yanı vardır. Kabule gelmediği için de o taşı itiyor. Sevmiyor, bakmıyor. Çünkü aslında içinde bir çatışma var. Kendi içinde beğenmediği, reddettiği bir yanı var. Ve o taştan ona bir yansıma geliyor ve o onu itiyor. Ben de ona diyorum ki bu beğendiğin taşla bu beğenmediğin taşı beraber kullanacaksın. Beraber kullandığın zaman barışacaksın. İçsel barışı. Tabii meditasyon öneriyorum, afirmasyon öğreniyorum, bunları söylemiyorum artık. İçsel barışı sağlayabilmen için sana bir enstrüman, bir alet öneriyorum. Bizim için önemli olan aslında beğenmediği taştır. Barışması için, kabule gelmesi için. Evet, çok güzel hocam. Bir soru gelmiş. Sürahide sürekli şungit ve kehribar olması zarar verir mi? Diyor. Valla ben şungit kullandırtmıyorum. Karbon içeriklidir, simsiyah bir taştır. Birçok kişi şungitin suyunu içiyorlar ve öneriyorlar. Dediğim gibi ben biraz farklı bakıyorum. Biraz daha dikkatli biriyim ben. Ne şungit ne kehribar. Kristal kuarstan başka hiçbir şey önermiyorum. Yani ve de illa da hani böyle sürahiler var ya böyle kristaller tek kutuplu kristalleri. Onu da üstü kapalı olursa öneriyorum. O zaman da eterik eğitimini veriyorum. Eterik kristal eğitimini veriyorum. Hani bana soruyorlar peki üstünü kapatmakta nasıl bir fayda edeceğiz? İşte orada eterik çalışma yapılması gerekiyor diye anlatıyorum. Benim yolum böyle. Çok şimdi güzel. Tabii ben böyle şeyler... Sadece kristal kuarsı öneriyorum. Onun evet sadece kristal kuarsı. Gizemci. Evet. Evet. Aynen. Oğlumun ateşi var, ne yapabilirim diyor birisi de. Tamam, güzel. Bu tarz durumlarda ben karlı obsidiyeni öneriyorum. Çünkü karlı obsidiyenin bir antibiyotik gibi bir şeyi vardır, faydası vardır. Ve ateşli durumlarda inanın tecrübeyle konuşuyorum. Çok hızlı bir şekilde parasetamol gibi yani ateşin düştüğünü hissedebilirsiniz o anda. Mutlaka karlı obsidiyen kullanılmasını öneriyorum. Ya bir takı olarak ya eline versin. Tabii önce yıkanacak, programlanacak. Bu taşların hafızaları var ve sizinle bağ kurabilmesi ve çalışabilmesi için onunla konuşmak yani kodlamak gerekiyor. Kodlamak demek hangi amaca yönelik kullanacaksan o taşı onun hafızasına o frekansı yüklemek demektir. O yüzden taşla konuşmak ve bağ kurmak gerekiyor, kodlamak gerekiyor ve çocuğunuzun ateşi için destekleyici bir çalışma olarak kullanabilirsiniz. Karlı obsidiyen. Güzel.
Bir de şöyle bir soru var hocam. Sol kolumda ağrı oluyor. Kolumu hareket edersem ağrıyor. Bunu nasıl geçirebilirim? Evet, bunun için birkaç yöntemimiz var. Birincisi selenit. Selenit sabunlar vardır. Selenit çok çabuk ağrıyı çeken bir taştır. Yazın 15 dakika kadar buzdolabında bırakıp soğutmak lazım. Kışın da kaloriferin üstüne koyup ısıtmak lazım ve ondan sonra ağrılı bölgelerin üstüne koyarak bir şok tesiriyle 10 dakika içinde o ağrıyı çektiğini göreceksiniz. Bu birinci yöntem. Seleniti kullanabilirsiniz. Selenit yıkanmaz. Meleksi bir taştır. Sertlik derecesi çok düşüktür. Direkt niyet ederek kullanılabilir. Kendi kendini temizleyen bir taştır selenit. Onun dışında Evet, aragonit, aragonit kullanılabilir. Malahit kullanılabilir. Bunların her ikisi de kas eklem ağrılarına kasılma olur. Ağrı demek oranın kasılmış olması demektir. Dolayısıyla o kasları, eklem ağrılarını hafifleten, dağıtan, genişleten taşlardır bunlar. Yani tekrarlayalım. Selenit, aragonit veya malahit. Peki obsidiyenin ağrı kesici özelliğine ne diyorsunuz hocam? Bel ve boyun ağrılarında obsidiyenin de ısıtılıp zeytinyağı ile masaj yapılması çok faydalı diye ben de paylaştım. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Zaten spa merkezlerinde ısıtılan obsidiyenler vardır. Laf taşları, şey de obsidiyen de bir laf taşıdır. Bunlar hepsi vücuttaki ağrıları alır. Yine yağla dediğin gibi masaj yapılabilir. Çakralar üzerinde kullanılabilir. Yani spa merkezlerinde çakraların üzerine siyah siyah taşlar konulur ya. Bunlar hepsi laf taşı, obsidiyen taşları, hematitler. Bunlar hepsi konulabilir ve ağrıyı kesen taşlardır, ağrıyı çeken taşlardır. Biri yılancık taşı bulmak istiyorum demiş. O benim konum değil, yılancık taş değildir, taşlaşmış bir fosildir. Tam olarak doğada taş olarak bulunmaz, taşlaşmış olarak bulunur. Bende yok, ben yılancık satmıyorum, hayır. Bende de yok. Kararsızlığa taş öneriniz var mı hocam? Aa, tabii olmaz mı? En önemli şeylerden bir tanesi. Kararsızlık için biz unakit taşını öneriyoruz. Unakit dengeye getiren bir taştır. Anda olmanıza yardımcı olan bir taştır. O mudur, bu mudur gibi zihni gerçekten yoran bir durumdan kurtaran en önemli taşlardan bir tanesidir. Unakit var mı sende bilmiyorum. Varsa gösteriver Var. istiyorsan. Yeşil bir taştır. Üstünde turuncu turuncu enfüzyonlar vardır. Kararsızlığa en iyi gelen taş budur. Evet, en Unakit. son geçen de bir hamileye vermiştim o nakiti. Burada kalmamış. Peki. Soruyu soran arkadaşımız cevabı aldı zaten. Unakit taşı. Tamam. Peki, onun dışında var mı? Mesela kristal kuartz Kararsızlık falan için. veriyor mu? Kristal kuartı daima zaten bütün taşların yanında kristal kuartı veririm. Çünkü kristal kuartın bir genişletici, büyütücü, hani Jüpiter gibi hani deden bahsedecek, astrolojiden bahsedecek olursak nasıl Jüpiter'in genişletici, büyütücü bir özelliği varsa bizim alanımızda da kristal kuartz doğal büyüteç olarak kabul edilir. Dolayısıyla unakitle birlikte kullanıldığı zaman unakitin enerjisini de genişleten, mesela bir bileklik yapılabilir. Yarısı kristal kuartzdan, yarısı da unakitten yapılabilir. Hem onun enerjisini genişletir, niyeti yükseltir. Niyetin daha çabuk yüksek benliğinize ulaşmasına yardımcı olur. Mutlaka kristal kuartz her yerde, her yerde, her taşla. Kesinlikle. Peki sakral çakra için ya yani ikinci çakra için hangi taşı önerirsiniz diyorlar hocam. Şimdi tabii ki bu çakra sistemine baktığımız zaman taşlarla rezone olabilmesi için renk frekansını kullanıyoruz. Renk frekansını kullandığımız zaman ikinci çakra turuncu, kırmızı, kırmızıyı da alıyoruz. Biz 1 ile 2'yi beraber kullanan bir yöntem uyguluyoruz. Dolayısıyla ben en çok karnelian taşını çok seviyorum. Karnelian'ın hem kendini temizleme hem de diğer taşları temizleme özelliği var. Akik'in bir çeşididir karnelian.
Ve ikinci çakra, yani sakral çakradaki problemleri bertaraf eden, güçlendiren, orayı güçlendiren, güzel bir enerji veren bir taştır. Bence karnelian kullanmalarında fayda var. Peki, teşekkür ederiz. Bunun dışında şöyle bir soru gelmiş hocam. Bakır ve demirin bilezik gibi vücutta sağlık amacıyla kullanması ile ilgili neler söyleyebilirsiniz diyorlar. Evet, şimdi tabii ki bu kadim bilgilerden bana aktarılmış olan bir bilgidir. İnsan bedenini düşündüğünüz zaman dört tane iletken taşta, iletken madenden bahsederiz. Bu baş kısmı için altın önerilir. Yani baş kısmı tepe çakra, topraktan uzak olduğu ve göğe yakın olduğu için göğün, yani maneviyatın rengine yakın bir maden kullanılması gerekiyor. Ne demek bu? 5, 6 ve 7 ile ilgili taşlar kullandığınız zaman önerilen maden altındır. Ve bugün şu anda söyleyeceğim tüm madenler iletkenliğinden dolayı taşlarla birlikte kullanılmasında fayda var. Şimdi gelelim boğazdan karına kadar olan bölge gümüşle beraber kullanılması gerekiyor. Ondan sonra karından bacaklara kadar olan bölge bakırla. Hocam az önce bir ses gitti galiba. Boğaz ve karın bölgesine ne söyledik? Burası altın, burası Evet. gümüş, burası Gümüş. gümüş. Karından aşağısı bakır. Aşağı kısım, yani bacakların toprağa kadar olan bölgede demir. Demir çünkü topraktaki minerallere baktığınız zaman demir en güçlü mineraldir toprakta. Ve bacak bölgesi veya birinci çakraya bağlı olan tüm şeyleri, organları tabii ki bilmek lazım. Hangi çakraya hangi organlar bağlıdır? O zaman o organların şifası için bileklik, kolye, her ne hazırlıyorsanız, eğer kişi müsaitse, ekonomik müsaitse, baş kısmına altınla yapmak. Şu göğüs bölgesi, mesela dördüncü çakra veya boğaz çakrasının bir kısmı, üçüncü çakra, bunları gümüşle. Bakırı da kullanmak lazım ve en sonunda da demir. Demir çok çok önemli. Ama Hocam demiri yani bu kesinlikle. kadar olur. Ne Bu kadar oldu? olur. Boğaz çakrası, Bilmiyordum Türk böyle boğaz. bir şeyi. Küpelerim altındır benim her zaman. Boynumda gümüş İşte bu. kolyem takılıdır. Onun altında bakıra sarılı kristal kuarsım var. Ve ayak İşte. halhalımda da hematitten halhallarım var. Yani bu bilgiyi bilmiyordum. Şu an ilk defa duyuyorum ama beden bilgeliği zaten bunu yapmış. Onu Evet. kontrol ediyordum ben de. Tam gerçekten şu an dediğiniz sıralamadayım. Harikasın. Çok güzel. Demek Gerçekten. ki vücudunun, bedeninin bilgeliğine güveniyorsun. Evet Özünün hocam. sana getirdiği bilgiye kulağını açıyorsun, o farkındalıktasın ve bu Çok güzel şükür. bilgiyi de zaten hayatında uygulamışsın canım. Evet. Çok Ve şükür. bu verdiğim bilgi tamamen bir kadim bilgi, kadim öğretilerin bilgisidir. Çünkü bütün kadim öğretilerde taşlardan bahsedilir. Felsefesinin temelinde taşlar vardır. Yani bu Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da, Kur'an-ı Kerim'i de okuduğunuzda veya Doğu bilgilerine gittiğinizde, ki çok değerli Upanişatlar, Vedalara baktığınız zaman çok değerli bilgiler var orada. Bunların ortak yanını incelediğiniz zaman en temel değer verildiği ve incelemeye tabi tutulan insandır. İnsanı inceledikleri zaman ve bunları, tabii bizim mesleğimiz taşçılık olduğu için, taşlarla birlikte neler rezone oluyor? Onların o kadar derin bilgiler var ki, yani genelde işte hangi taşı kullanayım, bu taşı kullanayım filan, tamam da bunun felsefesine bir in. Felsefesini anlamaya çalış. Niye o taş? Senin o taşını, mesela biz şöyle bir çalışma yaparız. Kişiye taşı veririz. Taşı oku deriz. Taş okuması yaparız biz. Oku. Çünkü orada ne var orada? Bir yansıtma metodu var. Taş psikoterapisi yapıyoruz. Yani yoksa Harikadır. evet, taş psikoterapisi yapıyor. Konuş taşla.
Orada konuşuyor, taşa bakıyor, konuşuyor ama orada bir yansıtma metodu uyguluyoruz. Çünkü taşlar sadece yemyeşil değildir ki, içinde damarlar vardır. O damarların bazıları siyahtır, bazıları beyazdır. O halde o yeşil sadece kalp çakrasına yeterli değildir. Birinci çakrada siyah olduğu için o birinci çakrayı da, güven alanını da şifalandırır. Ama bütün bunlar için taşı tanımak ve okumak lazım. Kitap okur gibi okumalıyız taşı. Ne kadar. Anlatabiliyor muyum? Biraz daha derine gitmek lazım taşlarla. Evet. Peki, fibromiyalji için ne öneriyorsunuz hocam? Aragonit kesin, kesin hemen. Hemen ilk söyleyeceğim şey, taş aragonittir. Mutlaka kullansınlar, çok faydalarını görecekler. Peki. Nasıl kullanalım hocam? Normal takı ham taş formunda mı, yoksa yine böyle ısıtıp masaj gibi falan mı? Kişi nasıl rahat ediyorsa, çeşit çeşit takı olarak olabilir, yastığının altına koyabilir, cebine atabilir, gün içinde evirip çevirebilir. Veyahut da ağrıyan yerine bir bandaj yapabilir, orada tutabilir. Veya o taşı sarkaç haline getirebilir. 20-22 santim bir zincirle o taşa bir zincir taktınız mı, ağrıyan yerin üzerinde şey yönünde, saat yönünde o taşın... Ha, güzel. Hemen tekrar açtım. Tamam canım. Kaybolmadı. Güzel. Kaybolmadı. Fibromiyajdan bahsediyorduk. En son aragonit diyorduk. Oradan Evet. devam edelim istersen. Fibromiyalji için gerçekten en iyi taş aragonit taşıdır. Bunu tabii ki yıkamamak gerekiyor. Çünkü sertlik derecesi biraz düşüktür aragonit taşının. Dolayısıyla başka yöntemler var. Bu yöntemlerden bir tanesi mumla arındırmak veya tütsüyle arındırmak veya hematit taşlarının içine koymak. Selenit kaseleri var. Çok güzel arındırıyor. Oraya koymak gibi arındırıcı özellikleri olan ne varsa aragonit arındırıldıktan sonra ya cebine koyar, ya yastık altına koyar, çantasına koyar, gün içinde evirir çevirir içinde, veya onu bir sarkaç haline getirir. 20-22 santim boyunda bir zincir takar ve ağrılı bölgenin üstünde şey doğrultusunda, saat yönünde dönmesini izin verilir ve oranın şifasına şey yapılır, şifası için niyet edilir. Hatta ve de hatta suyun üzerinde de eterik olarak döndürülür. Döndürüldükten sonra da tabii içine atılmaz. Bakın, üstüne basa basa söylüyorum. Eterik olarak üstünde döndürülür ve ondan sonra da o suyu rahatlıkla içebilirsiniz. Güzel. Peki hocam. Bunu da attık cebe. Onun dışında makromelerle ben örüp kolye formuna da getiriyorum. Öyle de verdiğim birkaç danışanım oldu. Fibromiyalji hastası onlarda. Öyle de kullanabilirler sanırım. Gayet güzel, tabii ki, tabii ki. Yeter ki aurasına, alanında olsun, niyet etsin ve rahatlıkla kullanabilir. Tabii ki. Bilek ağrıları için hangi taşları önerirsiniz hocam? Bilek ağrıları da aynı şey, kas ve eklem ağrılarıdır işte. Demin saydığım gibi selenit, aragonit ve malahiti öneriyoruz. Ve değil de bunlardan biri. Yoksa hepsini kullanmak gibi bir şey. İkisinden biri. Evet. Aragonit taşı bedende kist varsa kullanılmaz diye duymuş. Doğru mudur hocam? Ben Şimdi duymamıştım. bakın, bu tarz sorular geliyor. Başka hocaların söylemiş olduğu bazı söylemler var. Benim eğitimlerime uymuyor bu. Uymuyor. Ben diyorum ki taşlar niyetle çalışır ve taşların üstüne basa basa söylüyorum, yan etkileri yoktur. Taşlar ışıkla çalışır. Taşların egoları yoktur. Işıkla çalışan bir yaratımın size ne gibi bir zararı olabilir? Ha, başka hocalar başka yollar çiziyorlar kendilerine. Kendilerince bir öğretilerde bulunuyorlar. Saygım var. Ama bende böyle bir şey yok. Ben taşları ezoterik alanda anlatıyorum. Taşların yan etkileri yoktur. Her taşı her taşla kullanabilirsiniz. Özünüzü takip edin.
Tanrı'nın yolunu takip edin. Size hangisi uygun geliyorsa, diğer eğitmenin söylediği kist yapar söylemine mi daha gönlünüz yatıyor, yoksa benim söylediğim taşların yan etkileri yoktur diye üstüne basa basa söylediğim bu konuyu hangisi? Sizin de çünkü bir algınız var, bir entelektüel bir yanınız var. Araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bir hoca öyle söylüyor, bir hoca böyle söylüyor. Ya bununki benimki, benim aklıma daha iyi yatıyor dediğiniz anda ihtiyacınız odur. Hangisini istiyorsanız kullanın. Kesinlikle. Hangi yolu istiyorsanız bunu izleyin. Evet. Kesinlikle. Günümüzde artık grip gibi böyle çoğalan bir hastalığımız var. Ne yazık ki kanser. Kanserde nasıl taşlar kullanmalıyız? Bir genel olarak bütün kanser hastalarının kullanmasını tavsiye ettiğiniz var mı? Sonra özel olarak şu kansere, bu kansere diye tavsiyeleriniz var mı? Ayrım yapmayalım. Bir kere kemoterapi veya radyoterapi, yani ışın tedavisi yapan kişilere mutlaka ve mutlaka dumanlı kuartzı öneriyorum. Benim dükkanıma üniversite hocaları, yani radyologlar, bu onkologlar, daha doğrusu onkologlar, artık yapılacak bir şey kalmadığı zaman taşçılara gidin ve dumanlı kuartz alın. Onlar size nasıl kullanacağınızı gösterirler diye bunu ben şahit oldum. Tabii ki 20 senedir dükkan işlettiğim için bunu birebir yaşadım Gizemciğim. Doktorlardan birçok hasta geldi. Dumanlı kuartzı mutlaka kullanmak lazım. Dumanlı Nasıl kuartz, hocam? Şimdi kullanma şekilleri şöyledir. Önce bir kere yıkayacaksınız. Sertlik derecesi yüksektir. Rahatlıkla yıkanabilir. 7-7,5 gibi bir sertliği vardır. Tabii ki kimyasal kullanmayacaksınız. Taşlar kimyasalla bozulur. Moleküler yapılarında bir bozulma görülür. Dolayısıyla çeşmeyi açtığınız zaman akan suyun altında 2-3 dakika elinizde evirip çevirdiğiniz zaman bu artık kodlanmaya hazır bir vaziyete gelir. Ondan sonra sol elinizi alıyorsunuz, kalp hizasına getiriyorsunuz ve Yüce Rabbinize pozitif cümlelerle iyileşmeyi, sağlığınıza kavuşmayı, beden, zihin ve ruh arasındaki dengenin tekrar oluşması için niyet ediyorsunuz. Ondan sonra o taşı ya elinizde eviriyor çeviriyorsunuz, cebinize atıyorsunuz, ya yastığınızın altına koyuyorsunuz, ya takı olarak kullanıyorsunuz, kolye ucu, küpe veya işte ne bileklik ne istiyorsanız, veya evinizde bulunduruyorsunuz bir süs eşyası olarak, onu da kullanabilirsiniz. Kullanma yöntemlerimiz böyle. Arındırma yöntemlerimiz su ve deniz, deniz suyu bilhassa çok çok değerlidir. Minerallerinin güçlü olmasından kaynaklanıyor. Bir de yağmur suyu. Yağmur suyu en doğal ve en arındırıcı sudur. Dolayısıyla yağmur yağdığı zaman taşlarınızı bir çanağın içine koyup yağmurun altına koyduğunuzda harikulade arınırlar. Kimselere dokundurtmuyorsunuz taşlarınızı. Çünkü taşlar magnet gibi çalışırlar. Yani başkalarının duygu ve düşüncelerini çekerler. Bunu size aktarırlar. Dolayısıyla başkalarının duygularını auranızda frekans olarak yüklenmenizin hiçbir anlamı yok. Dikkat edin, dokundurtmayın. Ha, deyin ki dokundular, deyin ki ne güzelmiş kolyen filan dokundular. Gidin yıkayın, arındırın ve tekrar takın. Banyo, duş aldığınızda tabii ki kimyasal kullanacağınız için, yani şampuan, sabun gibi bir şey kullanacağınız için çok rica ediyorum taşlarınızı çıkarın. Bunlara maruz bırakmayın taşlarınızı. Bir de geceleyin yatarken çıkarmanızı öneriyorum. Siz uyurken onlar da bir dinlensinler. Ayda bir kere de bir dolunaya çıkarın. Şarj olsunlar. Çünkü kullana kullana taşların da enerjileri azalır. Bunları da tekrar yüklemek gerekiyor ve en iyi yöntem bana göre ay ışığıdır. Güneş ışığı diye soracak olursanız, illa da güneş ışığını kullanmak istiyorsanız sadece sarı taşları kullanın.
Çünkü öbürlerini soldurur güneş. Mesela bir ametisti yazın deyin ki boynunuzda bir ametist var. Ve de yazın çıkıyorsunuz o ametistle. Bir süre sonra ametistin solduğunu görürsünüz. Ay, ne oldu bu taşa dersiniz. Acaba sahte mi? Sahte filan değildir. Gayet de güzel bir ametisttir ama güneşe maruz kaldığı için solmuştur mutlaka. Ben onu ilk İşte. mercanda yaşamıştım hocam. Evet. Kıpkırmızı bir mercan, güneşli, böyle çok garip grimsi bir renk olmuştu yıllar Evet. yıllar önce. Evet, güneşe maruz bırak, sadece sarıl. Mesela bir sitrin takacaksanız, bir kehribar takacaksanız gönül rahatlığıyla güneşe çıkabilirsiniz onunla. Çünkü zaten sarılar. Güneşten gelen ışın da böyle enerjisi yüklenir, ağırlaşır, fazlalaşır olabilir. Evet. Güzel. Peki şöyle bilgiler de dönüyor hocam. Kanser sordum yani. Mesela işte göğüs kanseri ise pembe kuvars da kullanılsın. Dumanlı kuvars bir kere zaten cepte tüm kanser hastalarının kullanması gerekiyor. Bunun dışında bir de bölgesel rahatsızlıklarda, kanserlerde farklı taş önerir misiniz? Öneririm. İki tane taşım var. Biri epidotlu kuvars. Epidotlu kuvars. Diğeri de selenit. Selenit kanser vakaları için birebir ama turuncusu değil. Beyazı. Beyaz selenit veya epidotlu kuvars. Pembe kuvarsı kullanabilirsiniz ama pembe kuvarsın kanser vakalarında iyileştirici gücü yoktur. Kişinin moralinin, sevgi potansiyeline yani çünkü sonuçta kanser vakasında kişi bir korkunun içine girer. Hayatımı mı kaybediyorum? Ne oluyor? Yaşamak varken ölüme mi mahkum olacağım gibi. Bilinçte çok fazla da görünmezse, hissedilmezse ama bilinçaltı bunu ifade eder, gösterir. O yüzden pembe kuvars o korkuyu dönüştürmek için kullanılan bir taştır. Yani kişi sevgide, teslimiyette kalması ve kabullenmesi için evet pembe kuvars kullanabilir. Ama kanser vakasına şifa verebilmesi için de bu saydığım taşlar önemlidir. Epidotlu kuvars ve selenit. Epidotlu kuvarsın amacı nedir peki hocam kanserde? Orada içindeki o mineraller kanser bölgesine o minerallerin yüklenmesiyle o bölgenin hücrelerinin şifalanmasına, enerjinin artmasına yardımcı olur. Tabii ki mineral takviyesi diyelim. Çok güzel. Peki. Akciğer tansiyonu, kalp çarpıntısı, aritmi ne önerirsiniz? Teşekkürler demişler. Tabii kalp çarpıntısı, aritmi, bütün bunun için zebercet diye bir taşımız vardır. Zebercet en önemli taştır. Diğer adı peridottur. Peridot taşı. Güzel bir Veya taş. biraz daha sarımtırak olana olivin deniyor. Yani üç tane adı vardır. Zebercet, peridot veya olivin. Bu taşı inanın yani dükkanda artık müşterilerim demek istemiyorum. Danışanlarım, yol arkadaşlarım öyle diyeyim. Öyle demeyi tercih ediyorum. Ama birebir geri geldiklerinde bu nasıl bir taş, nasıl bir enerjisi var? Çarpıntıyı durdurdu anında dediklerini biliyorum bu peridotla. Çok güzel. Tansiyonu da dengeler. Ama akciğer bölgesinde bir sıkıntı varsa nefes gibi sıkıntısı veya akciğerlerde bir sıkıntı varsa o zaman da akvamarine öneriyorum. İkisini beraber aynı anda kullanabilir. O onunla olmaz da bu bununla olur da onun bilmem nesiyle bu şey böyle bir şey yok. Her şey her şeyle olur. Şunu soracağım peki. Ametistin yüksek tansiyonu daha arttırdığı, tiroid problemlerini arttırdığı söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben düşünmüyorum. Gönül Yine rahatlığıyla herkes aynı konuya kullanabilir geldik mi? işte. Yine aynı Evet. konuya geldik. Benim için niyet önemli. Niyetle şifalanıyorsun. Taşlar katalizör vazifesi görüyor. O ametist tiroid yapar da bilmem ne bilmem ne yapar. Onu bilimsel bir temele oturtmak istedikleri için böyle konuşuyorlar. Taşların yan etkileri yoktur. Her taş her taşla kullanılır. Korkmayın. Tamamdır. Birisi de demiş ki bütün gezegenleri yazmış. Gezegen etkilerine göre hangi taşları kullanmalıyız demiş. Ama çok geniş bir konu bu.
Çok geniş bir Bayağı bir konu. eğitim konusu. Evet, bu bir ders konusu. Evet. Çok özür dilerim. Yani şeylere cevap vermemek gibi bir huyum yok. Ama gerçekten baştan anlatmam lazım ve Kapsam. çok uzun sürer. Evet. Kansızlık ve tiroid. Peki, kansızlık tabii bildiğimiz şey, hematit. Çünkü Hematit. içinde demir var. O çok önemli. %70 demir içeriyor Bir de kan zaten. taşı var. Bunların enerjilerini rahatlıkla kullandığınız zaman değerleriniz yükselir. Bunları deneyimleyebilirsiniz. Tiroid içinde kehribar tabii ki. Kehribarın yanı sıra akvamarin veya krizokol diye bir taşımız var. Onu da kullanabilirsiniz. Krizokol ne diyorsunuz hocam? Tiroide. Tiroid için çok kullan hayır, bu akvamarin, kehribar ve krizokolü tercih ediyorum. Dengelenmesi için değil mi? Tabii. Her şey için zaten. Amacımız dengeye gelmek zaten. Dengeli bir sistemi oturtmak için bunları Yüksekse de kullanıyorum. kullanabiliriz, düşükse de. Evet. Bir soru aldım ama gelmedi. Takıntı ve travmalar için demiş hocam. Neleri öneriyoruz? Evet, bu sugulit diye bir taşımız var. Biraz pahalı bir taş olduğu için sugulitin yanı sıra kullanılabilecek başka taşlar, aynı renkte taşlar vardır. Onları kullanabilirsiniz. Lepidolit diye bir taş var. Lepidolit. Lepidolit de yine takıntı için, obsesyon için lepidolit, ama travmalar, bakın biri nevrotik bir durumdur, diğeri psikotik bir durumdur. Şimdi takıntı psikotik bir durumdur veya borderline dediğimiz nevrozla psikoz arasında gidip gelen bir vakadır. Bunları ben psikiyatlarla da konuşmuştum. Dolayısıyla şu anda burada bir psikiyat gibi konuşmak istemiyorum ama çok değerli hocalarımla istişare ettiğim için konuşuyorum. Bunu sugulit'i kullanalım. İkincisi kunzit. Kunzit taşı. Bir de lepidolit taşı. Bunlardan bir tanesi takıntı için kullanılabilir. Travmalar içinse en çok önerdiğim taş siyah turmalindir. Çok severim ben de. Evet, siyah turmalin bilhassa iki göğüs arasında şurada timüs bezinin üzerinde kullanılması, o travmaların dönüşmesi, acı bedenin rahatlaması için kullanılan bir taştır. Çok güzel. Peki ben turmaline şifacı tanıdıklarıma da çok veriyorum hocam. Hani enerji bedeni koruyup kişiden aldıkları o negatif enerji onlara geçmemesi adına da çok fayda görüyoruz. Onlar için iki taş önerebilirim ki bunların içinde en güçlüsü malahittir. Malahit. Evet, şifa veren kişilerin kendilerini, danışanlarının o negatif enerjilerine ve alanlarından korunmaları için seanslarda bilhassa malahit kullanmalarını öneriyorum. Malahit bulamazlarsa biraz daha pahalı bir taştır. Gerçek malahit, dikkat edin, çok fazla plastik var etrafta. Gerçek malahit biraz daha pahalıdır. Eğer onu alamıyorlarsa labradorit kullanmalarını öneriyorum. Labradoritin de böyle yanar döner bir hali vardır. Feldspat grubuna bağlıdır. Şey, ay taşı grubu gibi. Onu kullanmalarını da öneriyorum. Tamam. Bakır piramit taşlara etkisi var mıdır deniyor. Tabii ki, tabii ki biz çok kullandığımız bir yöntemdir. Onu da eğitimlerimizde anlatıyoruz. Taşlarımızı bakır piramidin içine koyarak arınmalarını, enerjilerinin genişlemesine yardımcı olabilirler. Bakır piramidi biz çakraların üzerinde de kullanıyoruz. Çakraların üzerinde şifa verdiğimiz zaman vücudun üzerine de bakır piramidi Şimdi koyuyoruz. Dolayısıyla lütfen kullanın. Çok güzel bir soru bu. Evet, kullanın.
Firuze hakkında ne düşünüyorsunuz demişler hocam. Evet, what about Firuze? Firuze, Türkvaz dediğimiz taş, bilhassa Türk kültüründe veya Doğu kültüründe nazara çok fazla inanılır. Karşı taraftan gelecek olan o toksik bakışların insana zarar vereceğine inanılır. Bunun için Firuze'yi önermeden önce kişilerin pozitif düşünerek şeyden korkmamaları, nazardan korkmamaları, çünkü sen hangi titreşimdeysen o titreşimi çekersin. Sen sana nazar değeceğine inanırsan, o inanç en güçlü yasalardan biridir, inanç yasası. Sen neye inanırsan evren alır onu getirir önüne koyar. Eğer ki bana nazar değer diye bir titreşimi yaşarsan gerçekten o nazar gelir seni bulur. Ne yapmak lazım? Teslimiyet, sevgi, ben sağlıklıyım, ben merkezimdeyim gibi afirmasyonlarla o korkudan bir kere dönüştürmek lazım o korkuyu. Ondan sonra deyin ki değmeye çalıştı. Firuze bunun için negatifi size bir şey olmaması için sizi koruyan en önemli taştır. Koruyucu bir taştır. Artı Şöyle. boğaz çakrasını güçlendirir. Kekemeliğe çok iyi gelir. Şey, Türkvaz. Artı konuşan bir kişiyseniz sizin enerjinizi yükseltir, konuşma yetinizi artırır. Çok güzel özellikleri vardır Türkvaz'ın. Çok güzel. Bununla ilgili şöyle bir deneyimi paylaşmak istiyorum ben de. Tabii, Yıldız taşıyıcı tabii. bir insanım oldum olası. Ben bunu 2-3 hafta önce takmaya başladım. Yeni geldi bu bana. Taktım ve 2-3 gün sonra bir fark ettim ki hiçbir şey yoktu. Arkasından bir parça kopup gitmiş. Hiç düşünmedim. Herhangi bir temas almadı, bir darbe almadı. Arkasından şuradan belki görünüyordur. Şuradan bir parça ayrılıp gitmiş. Şurası. Evet, çok çok yüksek delici bir enerji. Delici Evet. bir enerji. Bir kere seni korumuş. O taşa teşekkür etmen lazım. Kendini Biliyorum. feda etmiş, öyle Evet, diyelim. gerçekten. Seni korumak adına. Demek ki çok yüksek bir genelde kıskançlık bağdaştırılır bu nazar olayı. Böyle bir şeye maruz kaldıysan taşın seni korumuş. Teşekkür etmek lazım ve tabii. Teşekkür ediyorum onlara. Her Evet. akşam çıkarırken teşekkür ederim bugün beni Ne korumanız güzel, için ne diyorum. güzel. Bravo sana. Ne güzel. Konuşurum ben onlarla. Bol bol Konuş konuşuyorum. konuş. Konuş. Demin dedim ya, oku. Taşı oku. Aynen öyle. En yakın arkadaşım onlar benim hocam. Her Evet. takarken böyle zaten sürekli dokundukları için buna, aa bakayım ona nasılmış, şundan alayım mı ben falan diye herkesin eli günlük üzerinde. Ben Çok sürekli güzel. onlarla konuşuyorum, arındırıyorum, tütsülerim, sulardan akıtırım falan. Haşır neşiriz yani gün boyunca. Çok güzel Gizemcim. Peki. Harikasın. Sorularımız çok hocam. 1 saat 15 dakikayı da geçtik. Nasılsınız? Ne yapalım? Daha bir sürü soru var burada. Bir çalışmam daha var biraz sonra. Onun için ben bir saate göre programladım. Eğer bir Tamam. mahsuru yoksa. Estağfurullah hocam. O yüzden sordum zaten. Yoksa soruların ardı arkası kesilmiyor. İnşallah bir sonraki yayınımızda Bir devam ederiz sonraki, tabii yeni cevaplamaya. yılda inşallah bu vesileyle tüm katılımcılara ve sen Gizemcim beni davet ettiğin için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. İnşallah 2022 başta bütün dünyaya sağlık, ekonomide istikrar, bolluk, bereket, zenginlik, refah ve sevgi içinde bir yaşam sürmek için hepinizi sevgiyle öpüyorum. Teşekkür Çok ederim teşekkür diyorum. ederiz hocam davetimize geldiğiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim için de. Sağ ol Çok mutlu canım. bir yıl diliyorum. Sevgiyle, İnşallah. huzurla, İnşallah. aşkla geçecek yepyeni güzel bir yıl olsun inşallah. Çok Çok sağ olun teşekkür hocam. ederim Görüşmek canım. üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça Hoşça kal kalın. canım. Hoşça kalın.